İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı aralıksız devam ediyor demiştik. Sadece 48 saat içinde ölenlerin sayısı 700'ü geçti. Yerel kaynaklar 48 saat içinde yakıt girişi olmazsa bölgedeki tüm jeneratörlerin duracağını aktarıyor. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava bombardımanı sürüyor. Gazze'de Hamas tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığı 7 Ekim'den bu yana en az 5.791 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Bu açıklamaya göre bir günde 700'den fazla kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada hava saldırılarının Gazze'de 400'den fazla hedefi vurduğunu söyledi. Hamas'a yakın Telegram kanallarında paylaşılan görüntülerde bombardımanın binlerce Filistinlinin sığınmak için gittiği Gazze'nin güney bölgelerinde yoğunlaştığı anlaşılıyor. Bölgedeki Nasır Tıp Hastanesi de gece boyunca yaralı akınına uğradı. Gazze'ye Refah sınır kapısından ilk yardım konvoyunun girmesinin ardından 4. konvoyun bölgeye ulaştırılması bekleniyor. Ancak İsrail'in elektrikleri kestiği bölgeye jeneratörler için yakıt sağlanmaması bölgedeki sağlık hizmetlerinin tamamen durmasına sebep olabilir. Bölgedeki Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiye, Gazze'ye yakıt girişi olmazsa büyük bir felaket yaşanacak dedi ve 48 saat içinde yakıt girişi olmazsa tüm jeneratörlerin duracağını vurguladı. Lübnan'da Hizbullah Hareketi ve İsrail ordusu arasındaki sınır ötesi saldırılar yoğunlaştıkça Lübnan'ın güneyinde yaşayanlar gerilimin tırmanması olasılığına karşı evlerini terk ediyor. Uluslararası Göç Örgütü, Lübnan'da 20 bin kişinin yerinden edildiğini tahmin ediyor. Evlerini terk etmek zorunda kalanların çoğu ülkenin güneyinde yaşıyor.